başkan. Solda. Bom, com a experiência que eu tenho de toda a minha carreira, essa responsabilidade de ser um líder, de transmitir o que eu aprendi durante todo esse tempo para os jogadores mais jovens, sinto feliz de poder ter essa responsabilidade e espero dar continuidade no que eu venho fazendo nesse início de campeonato. Foi um início muito bom e é trabalhar que as coisas possam continuar do jeito que a gente começou. Yıllardan beri sahip olduğum tecrübeyi ve bu liderlik özelliğini buradaki genç oyunculara, takıma aktardığım için gerçekten mutluyum. Zaten benim oyun karakterimde de bu var. Çok iyi başladık. Gerçekten çok müthiş başlangıç yaptık milli maç arasına kadar. Böyle devam etmek zorundayız. Ve zaten böyle devam etmemiz için her şey şu an müsait. Ah, é uma liga, claro que é uma liga um pouco diferente da, mas é uma liga também bastante competitiva, uma liga difícil, muito físico. Esses primeiros jogos que eu tive aqui, eu pude ter essa experiência e notar um pouco dessa uma competição mais disputada. Jogos que jogamos fora de casa foi bastante complicado. Então eu espero que com certeza vão ser muitos mais jogos difíceis, mas nossa equipe é uma equipe bastante competitiva e experiente. Então a gente vai se adaptar cada jogo à competição. Tabii ki oynadığım diğer liglerden daha farklı bir lig olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok zor ve rekabetçi bir lig, Süper Lig. Fiziksel güce dayalı bir lig. Bunu zaten fark ettim. Özellikle deplasman maçlarının çok zor olacağını tahmin ediyorum ki zor deplasman maçı da oynadık. Ama bizim takımımız da olabildiği kadar çok iyi, tecrübeli bir takım. Tecrübeli oyunculara sahibiz, kaliteli bir takımız. Ve iyi başlangıcımızı bu zor ligde, daha da zor maçlar olacak, sürdüreceğimizden eminim. Ve bu adaptasyon sürecini atlattığımızı düşünüyorum, daha da iyi gideceğini biliyorum. Tivemos uma essas duas semanas, né? Uma semana praticamente sem muito treino, mais de descanso, aproveitar a família. Então agora o foco total é na competição, já pensando no próximo rival. E claro, sempre quando uma equipe troca de treinador, os jogadores sempre querem mostrar muito mais seus trabalhos e com certeza será um jogo bastante complicado. Mas já estamos com foco total no próximo jogo. Já começamos os trabalhos de como a equipe deles joga. E hoje também será algo já específico, sempre pensando no próximo. Então a gente espera fazer agora nesse segundo tramo do campeonato o que fizemos no primeiro. Milli ara iyi oldu bizim için. Ailelerimizle vakit geçirdik, dinlendik ve gayet iyi hazırlandığımızı da söyleyebilirim. Başlık zaten idmanlara. Trabzonspor maçı çok zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz çünkü hoca değiştiren ekiplerde oyuncular hep bir iyi reaksiyon verirler bu hoca değişikliğine. O anlamda da her zaman zor olacak bir deplasman zaten Trabzon. Bu da bu açıdan biraz farklı olacak ama biz %100'ümüzü artık tüm odağımızı bu maça verdik. Adım adım ilerleyen bir mentaliteye sahibiz. Çünkü İlk etabı çok iyi geçirdik. İlk etaptan kastım milli maç arasına kadarki süreyi çok iyi geçirdik ve şu an ikinci etap olarak bakabiliriz buna diğer milli araya kadar. Aynı şekilde geçirmek için çok iyi hazırlandığımızı ve %100 odaklandığımızı söyleyebilirim. Aqui tem vários jogadores agora mesmo já nesse mercado de transferência, vieram muitos jogadores para a Liga Turca, então não tem um jogador específico, mas sim grande maioria dos jogadores, dos avançados são tem muita qualidade, jogadores que já estão nas equipes consideradas grandes, então é se adaptar cada vez mais à competição, aos novos jogadores que vêm para a Liga, estudar bastante os jogadores e nos jogos ser competitivo, estar bastante concentrado durante todos os jogos,
que as coisas consequentemente sairão da forma que pensamos. Zaten Süper Lig'de iyi oyuncular vardı, iyi forvetler vardı hücum oyuncuları. Bu transfer döneminde de evet gerçekten iyi oyuncular geldi. Ama benim bu anlamda ne kadar kaliteli olurlarsa olsunlar, zaten iyi oyuncu olduklarını biliyorum. Biraz daha oyuna kolektif bakmak gerekiyor aslında. Yani hani o sadece bireysel oyunculardan değil de her takımın içerisinde bulunan o iyi forvetlerle mücadele etmek zorundayız. %100 konsantrasyonla takım olarak, ben de bir stoper olarak o şekilde onlarla mücadele etmem lazım. Evet, zor maçlar olacak. Büyük takımlarda çok iyi oyuncular var biz dahil. Ama zaten futbol dahasında var. Onlarla %100 mücadele etmek zorundayız. Çekindiğim bir oyuncu yok yani özel olarak. Não, temos que manter ou melhor do que começamos. É, equipe grande como somos, é, o Besiktas, a história, é, tem grandes jogadores aqui no elenco, um grande treinador. Então não podemos baixar o nível, temos sempre que subir o nível que começamos. A gente não pensa que isso tá bom. Tem que melhorar cada vez mais. Erros vamos cometer durante toda a competição, que somos humanos e é normal, isso é futebol. Mas procurar errar o menos possível e sempre estar jogar o melhor que a gente puder para sempre manter em cima da competição e sempre pensar em títulos, que isso é importante para o clube, para a história e para cada jogador que está aqui. Bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten iyi başladık. Beşiktaş da çok iyi oyunculara sahip, çok köklü ve çok büyük bir takım. Bu yüzden bu tarz araların bu anlamda bir ritim düşükle sebep olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok iyi başladık. Bu başlangıcı da en az o kadar sürdürmek zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Çünkü kupalar kazanmak için, başarı kazanmak için yetinmemek gerekiyor zaten bu aşikar. Ve biz bu şekilde devam etmek zorundayız. Çünkü az hata yapan bir takımız ve daha az yapacağız bu hataları. Daha çok iyi oyun oynamak zorundayız. Ve Beşiktaş'a yakışan, kupalar kazanan o takım hüviyetine aslında kazandığımızı söyleyebilirim ve böyle devam etmek zorundayız ve devam edeceğiz. São competições diferentes, arbitragens diferentes. Então tive experiência, obviamente, no Brasil, na Inglaterra, Espanha. E agora aqui estou tendo a experiência de jogar na Turquia. Então são características diferentes. A arbitragem na Inglaterra permite um pouco mais, a Espanha já menos, e aqui acredito eu que é parecido a La Liga, na Espanha. Os árbitros não permitem tanto, não deixa. Não dá andamento no jogo, sempre bastante, muito tempo parado. Não tem um diálogo com os jogadores e acho que isso também dificulta um pouco, mas nós jogadores temos que fazer o nosso trabalho e respeitar a cada decisão. Tabii her ligin karakteristiği, her ligin oyun anlayışı, hakem yönetimi farklı oluyor. Sadece İngiltere ve İspanya değil, Brezilya'da top oynadım. Ve şimdi Türkiye'deyim, bu ligleri kıyaslayabilecek bir tecrübeye sahip oldum. Sadece şunu söyleyebilirim, örneğin İngiltere'de hakemler daha çok izin veriyor oyun oynanmasına, daha az oyunu durduruyorlar. La Liga'da biraz daha çok oyunun durdurulabildiğini söyleyebilirim. Hakemler daha çok müdahale ediyorlar gol pozisyonlarında. Türkiye biraz La Liga'ya benziyor diyebilirim bu açıdan. Yani hakemler oyunu çok fazla durduruyor. Bu da aslında saygı duymak zorundayız hakemin kararlarına. Oyuncularla da alakalı olabilir ama herkes işini yapmak zorunda. Onlar da işini yapıyorlar. Bu anlamda onların bir atletli olduğunu asla söylemiyorum. Ama sadece gözlemim bu yönde. Biraz daha oyunun devamlılığı açısından çok fazla oyunun hakemlerin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Oyunun durduğunu çok söyleyebilirim. Ama biz işimizi yapmak zorundayız. Herkes birbirine saygı duymak zorunda ve duyuyoruz hakemlere saygı. Onlar da bize duyuyorlar. Umarım iyi bir şekilde bu sezonu devam ettireceğiz. Acho que difícil de dizer a equipe mais perigosa porque futebol vem mudando cada vez mais. Futebol mais difícil cada jogo, muitas equipes têm grandes jogadores, mas tive a experiência também de jogar contra o Ajax, lá na casa deles. Quando fui jogador do Valência, fizemos um grande trabalho, que é um campo espetacular, difícil de se jogar. Atlético de Bilbao
Durante 7 anos joguei contra o Bilbao e também é uma equipe muito, muito boa tecnicamente, fisicamente. É uma equipe também bastante complicada. Nosso grupo é um grupo vai ser bastante competitivo. A gente tem. Queremos também ser competitivo nessa competição, chegar o mais longe possível. Lógico que a gente pensa em título também, que isso é importante para, como eu disse no início, importante para a carreira de cada jogador, importante para o clube. Então vamos tentar fazer o nosso melhor para chegar o mais longe possível. Aslında yani her maçın zor olduğunu, her takımın da iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir takım özelinde konuşmak biraz yanlış olabilir. Çünkü artık günümüz futbolunda gerçekten her takım çok büyük ve çok iyi oyunculara sahip ve her takım da bir şekilde çok rekabetçi oynuyor. Örneğin Ajax'la ben Valencia'da oynarken deplasmanda çok da müthiş bir stadyumdur. Oynaması çok zor bir stadyumdur orası, Cruyff Arena. Orada Ajax'a karşı çok iyi bir maç çıkarmıştık biz Valencia'yla. Athletic Bilbao zaten 7 sene boyunca sürekli mücadele ettiğim bir takım. Karşısında oynadığım bir takım. Teknik ve fiziksel olarak bence çok iyi bir durumda olan bir takım. Bence tüm rakiplerimiz zorlu. Yani sadece bunları örnek verdim bildiğim için ama diğer rakipler de gerçekten çok iyi oyunculara sahip takımlar. Ama biz kendi işimize bakacağız. Nereye gidebiliyorsak en iyi noktaya Avrupa Ligi'nde gelmek zorundayız. Bu zor maçların birincinde olarak devam etmek zorundayız. Tabii ki başarıyı herkes ister. Avrupa Ligi'ni kazanmak müthiş bir hayal olur, müthiş bir başarı olur. Biz şu an adım adım bakıyoruz. Önemli olan şimdi bu kendi rakiplerimizin arasından sıyrılıp bir sonraki aşamaya gelmek, sonrasında da gidebileceğimiz en iyi yere kadar gidebilmek. Jogar a Europa League, a gente sabe que tem as viagens longas, logo temos pouco tempo de descanso, né? Porque tem a competição no final de semana. Temos que se adaptar a tudo isso, treinar o que temos que treinar, descansar, o pouco que temos para descansar, recuperar e estar apto aos próximos jogos, que agora já começa. Jogos mais complicados, e a gente tem que mostrar que temos uma equipe forte. Se não está um jogador, tem outro para entrar e também dar conta do recado, do que o treinador pede. E agora o novo formato também da Europa League, com mais jogos, mas temos que, como eu disse, temos que se adaptar e tentar fazer o melhor. Cada jogador vai tentar fazer o melhor de si e vamos tentar chegar o mais longe possível. Yani tabii ki çok fazla seyahat olacak. Çok fazla maça gideceğiz, geleceğiz. Az dinlenme zamanı olacak. Yenilemek için az zamanımız olacak. Fakat bu anlamda zaten futbolun içinde var bu ve biz buna adapte olmak zorundayız. Bahane üretemeyiz bu konuda. Evet, kolay olacağını zaten kimse söylemiyor. Daha çok maç var Avrupa Ligi'nde bu sene. Biliyorsunuz bu format değişti ve daha çok gidip geleceğiz. Döneceğiz, tam bir dinleneceğiz, yenilememizi yapacağız. Bir dahaki başka bir maçı oynayacağız. İşte o deplasmanda içeride fark etmez ama oynayacağız o maçı. O yüzden bu zorlu olacak. Bunun bilincindeyiz. Ve iyi bir takım olduğumuzu göstermek de zorundayız. Gücümüzü göstermek zorundayız. Örneğin bir oyuncu sakatlandı ya da cezalı olduğu zaman onun yerine oynayacak oyuncu da hocanın isteklerini yerine getirip en iyisini vermek zorunda. Zaten bunu gösterdiğiniz zaman başarılı bir takım oluyorsunuz. Çok maç olacak. Çok daha zorlu maçlar geliyor. Hepsinin bilincindeyiz takım olarak. Ve az önce de söylediğim gibi bütün maçlarda en iyisini gösterip çok fazla iyi bir şekilde odaklanıp İyi çalışıp, iyi dinlenip, iyi oynayıp gidebildiğimiz en iyi yere kadar gitmek istiyoruz tüm kulvarlarda. Teşekkür ederiz. Obrigado. Teşekkür ederim. Teşekkürler.